Hırçın dalgalı denizi, yemyeşil yaylaları, başından dumanı, sisi eksik olmayan dağları, güneşi ve gün batımıyla oksijen diyarı Ordu. Ordu'da vosvoslarımızla birlikte sahilden 3000 metre yükseklikteki yaylalara çıkacağız. Ordulular oldukça güler yüzlü, içten, cana yakın misafirperverdir. Önce Fatsa'da küçük bir koyun kenarına kurulmuş Bolaman beldesinde pidelerin tadına bakıyoruz. Taş fırında pişirilmiş Ordu pidelerini afiyetle yerken Bolaman'ın tarihine göz atıyoruz. Bolaman, çok eski yüzyıllardan beri birçok kavmin kimi zaman gelip geçtiği, kimi zamansa kalıp yerleştiği yer olmuştur. Bolaman Kalesi üzerinde 18. yüzyılda yapılan Hazinedaroğlu Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek Ordu turizminin hizmetine sunulmuştur. Bolaman'dan sonra eski sahil yolunu takip ederek sakin şehir adayı Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'na varıyoruz. Gel. Gel tamam. Bu tarihi mekan muhteşem bir doğal görünüme sahiptir. Yarımada üzerinde tarihi özelliğiyle bütünleşmiş bir kilise bulunmaktadır. Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Argonot efsanesiyle de ünlüdür. Bir başka ifadeyle Altın Post efsanesinin yaşandığı yerlerdendir Yason Yarımadası. Yarımadanın hemen batısında bir de Yalancı Yason vardır ki çok güzel ve oya gibi işlenmiş kıyılara sahiptir. Yason Burnu'nda 3000 yıllık taşlar yontularak yapılmış balık havuzları yer almaktadır. Yason Yarımadası'nı tarihi özelliği kadar gün batımları da öne çıkarmaktadır. Güneşin denizde yüzdüğü yerdir Yason. Güneş yavaş yavaş batarken denizde uykuya yatar sanki. Güneşin kızıllığı kaybolurken burada 3000 yıl önce yaşanmış tarihi de gömer gizemli geçmişini. Ürperirsiniz, doyamazsınız bu manzaraya. Alır bir yerlere, geçmişin yarı karanlık kızıllığına götürür bu görüntü sizi. Manzara tek kelimeyle muhteşemdir. Bu ana tanıklık etmek isteyenler Yason'a akın ederler. Yason açıklarında avlanan balıkçı tekneleri de gün batımının en yakın tanıklarıdır. Yaşananlar ressamın fırçasından çıkmış bir tablo gibidir. Ünye'den Gülyalı'ya kadar boncuk gibi uzanan sahiller doğal güzelliklerini korumayı başarmıştır. Yeşille mavinin iç içe girdiği Ordu sahilleri oldukça hareketli aktivitelere de sahne olur. Yason'dan sonra sahilleri izleyerek yola koyuyoruz. Çaka plajının hemen yanında yer alan Hoynat Adası, tepeli karabatakların üreme sahasıdır. Kuş gözlemcilerinin uğrak yerlerinden Hoynat Adası'nı karadan fotoğraflayarak tekrar yola çıkıyoruz. Ardımızda karabatak ve martı seslerini bırakarak. Ordu'ya gelir de turşunun tadına bakmadan olur mu hiç? Perşembe'de Vonalı Celal'in yerinde çeşit çeşit turşu yapılmaktadır. Bol soğanla kavrulmuş turşuların tadı damağımızda kalıyor. Perşembe'ye geldiğimizde ağzımız tatlansın istiyoruz. Ustalarının evlerde yapıp pazara getirdiği cevizli helvaları çoğumuz ilk kez tadıyor. Cevizli helvaların Ordu'ya has bir tat olduğunu unutmadan söyleyelim.
Ordu şehir merkezinden sonra Boztepe'deyiz. Boztepe'nin eteklerine serilen Ordu şehrine kuş bakışı bakıyoruz. Bir uçaktan yeri izliyormuşuz gibi sanki. Bambaşkadır Boztepe'den Ordu'ya bakmak. Boşuna dememiş o güzel türküyü yakan aşık. Boztepe'ye çıkmalı, Boztepe'ye çıkmalı. Şu Ordu'ya bakmalı, şu Ordu'ya bakmalı. Biz de Boztepe'ye çıkıyor ve Ordu'ya bakıyoruz. Saz çalmayı başka bir güne bırakıyoruz. Ordu şehir merkezinden Boztepe'nin zirvesine teleferikle de çıkılmaktadır. Teleferikle Boztepe'ye çıkıp inerken ayrı bir zevk ve heyecan duyuyor insan. Bir tarafta masmavi denizi, diğer tarafta yeşilin her tonunu görmek mümkündür Boztepe'den. Boztepe'ye veda etmeden hep birlikte söylüyoruz Ankara Volkswagen Kulübü'nün şarkısını. Şehir turundan sonra yolumuz eski pazara düşüyor. Buradaki botanik bahçesi dikkatimizi çekiyor. Botanik bahçesinde 200 çeşit değişik ağaç ve peyzaj değeri olan süs bitkisi bulunmaktadır. Ordu valiliğince botanik bahçesinin 116 dönüme çıkartılarak turizmin hizmetine sunulma çalışmaları ise devam etmekte. Limon servisi, şu yalancı servi, yaprak döken manolya, ortanca. Eski pazar, Bozukkale'den sonra Ordu'nun ikinci kuruluş yeri olarak bilinir. Eski pazarda eski cami ve hamam kalıntıları Hacı Emiroğulları Beyliği döneminden kalmadır. Fındık bahçelerinin arasından bir başka tarihi mekana, Ordu merkeze bağlı Bayadı köyü sınırları içerisindeki Kurul Kalesi'ne çıkıyoruz. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kurul Kalesi'nde Ordu valiliğince 2010 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda 2500 yıl öncesine Helenistik döneme ait bulgular rastlanmış. Çevresine göre önemli bir yükselti olan Kurul Kalesi, tarihi özelliğinin yanı sıra aynı zamanda iyi bir seyir terasıdır. Yolcu yolunda gerek diyor ve Bostoslarımızla tarih boyunca sahilleri yaylalara bağlayan yol güzergahından Kabadüz, yokuş tipi üzerinden Turnalık Yaylası'na ulaşıyoruz. Turnalık Yaylası çevresindeki orman ve geniş düzlük alanlarıyla ünlüdür. Turnalık'ta gün batımını izlemeye karar veriyoruz. Tosun Alanı Obası'ndan gün batımına çevredeki ormanların ve kuş seslerinin eşliğinde tanıklık ediyoruz. Vosvos kampı için Ordu Çambaşı Karayolu Turnalık mevkiinden iki dere yoluna sapıyoruz. Akşam olmuş, hava kararmak üzere. Vosvosçular kampta çadır kurmaya başlamış bile. Vosvos şenliklerinin mimarı Enis Ayar, kamp alanının bir an önce hazır olmasının telaşını yaşıyor. Şuraya doğru hep boş araba ya. Araba da orada. Ha? Araba da orada. Abi onun yanı boş. İki derede sabah erkenden çam ormanlarının arasında kuş sesiyle güne merhaba diyoruz. Çambaşı Yaylı merkezinde pazartesi günleri çarşı kuruluyor. Yüzyıllardan beri kır pazarı olarak Ordu ve Giresun'a bağlı obalara hizmet vermiş Çambaşı. Merak ediyor ve iki dere kamp alanından Çambaşı pazarına gitmek için yıllar öncesine gidiyoruz. Kamyon üzerinde nostalji yapıyoruz. Endirdin kaşlarını, endirdin kaşlarını,
babaannemi öldürdüm. Çambaşı pazarı tüm ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek ürünlerle dolu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizm merkezi ilan edilen Çambaşı Yaylası, sadece bölgemizin değil, Türkiye'nin de en güzel yaylalarının başında gelmektedir. Çambaşı Yaylası 1858 metre yüksekliğindedir. İl merkezine uzaklığı 58 kilometredir. Mesudiye ilçesiyle Ordu-Sivas dereyoluna ve Giresun'a bağlantı yolları bulunmaktadır. Çambaşı Yaylası soğuk ve şifalı suları, tertemiz havası, yeşilin gıpta edilesi tonları, güneşi, duygularımızı kamçılayan dumanlı dağları ile bir oksijen deposudur. Dinlenme, tatil, spor, sağlık için tam da aradığımız yerdir Çambaşı Yaylası. Çiçeklerle süslenmiş bir halıya benzeyen geniş otlaklarında sürüyle koyunlar otlar Çambaşı'nın. Kekik otlayan koyun ve kuzunun eti de bir başkadır Çambaşı'nda. Çobanlar elinde makas yün kırpar yayla düzünde. Tırpanla ot biçmekte ayrı bir ustalık ister yaylada. Biçilen otlar hayvanların kışlık yiyecekleri için balyalanır. Yaylada herkes imece usulü çalışır. Çambaşı'nın dereleri şırıl şırıl akar, toprağında renk renk çiçekler açar. Derelerinde kırmızı benekli alabalıklarını saçma ile yakalayabilir ya da soğuk sularda yetiştirilen alabalıkları tercih edebilirsiniz. Alabalığın da tavada buğulaması ve tereyağı ile kızartmasının tadına doyum olmaz. Çambaşı yaylasında mutludur herkes. Yaşlı nineler, dedeler uzun yaşamanın sırrını yaylanın suyuna, havasına, sütüne, yoğurduna, peynirine borçludur. Çocuklar yaylada koşup oynar, kimisi vosvos aracımızın etrafında, kimisi obalarda evlerin arasında. İnsanlar şehir gürültüsünden ve stresinden uzak bu yaylada huzuru buluyor. Çambaşı Yaylası'nda turizm yatırımları da hızla artmakta. Yokuş başında dağ evi ve yayla merkezinde turistik oteller hizmet vermekte. Kayak tesislerinin yapımı son aşamaya gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Ordu Valiliğince yapılan kayak tesisleri bölgede ilk olma özelliğine sahiptir. Ordu Kayak Sporları Kulübü'nün öncülüğünde kayak çalışmaları sürdürülmektedir. Kayak tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Çambaşı Yaylası'nın kış turizmine açılması amaçlanmaktadır. Çambaşı Yaylası'na yılın 12 ayı ulaşım sağlanmaktadır. Ekipler kış mevsiminde yolu açık tutmak için yoğun bir çalışma göstermektedir. Turnalık Yaylası'nda yaz-kış yaşam vardır. Turnalık'ta kışın karda yürüyebilmek için hedikler kullanılmaktadır. Çambaşı merkezinin bağlı bulunduğu Yokuştepe beldesinde her yıl düzenlenen geleneksel amatör kar şenlikleri renkli görüntülere sahne olmaktadır. Küçükler kadar büyükler de karın tadını çıkarmaktadır bu şenlikte.
Gündüzleri yaylaları dolaşan Vososçular, akşam kampa döndüklerinde meydan ateşinin etrafında eğlencenin tadını çıkarıyor. Eğlenceler tan yeri ağrıncaya kadar sürüyor. Bugün heyecanlıyız. Doğal güzelliği ve otantik yapısını kaybetmeyen Mesudiye'nin Zile Obası'na gideceğiz. Önce Yeşilcelilerin Çukuralan Obası'nda düzenledikleri şenliklere misafir oluyoruz. Müziğin sesini duyunca hemen halka olup başlıyoruz halay çekmeye. Yeşilcelilerle bütünleşiyoruz adeta. Zile Obası'nda bizleri sarı yayla çiçekleri satan çocuklar karşılıyor. Bu sarı yayla çiçeklerin ayrı bir özelliği var. Ne kadar zaman geçerse geçsin asla kokularını kaybetmiyorlar. Zile Obası eski ve otantik yayla evleriyle tanınıyor. Betonlaşmanın olmadığı obada evler taş ve ahşaptandır. Zile Obası'ndan sonra Mesudiye'nin Şirin beldesi Yeşilce'ye vardığımızda bizleri gülen yüzleriyle misafirperver Yeşilceliler karşılıyor. Dere beni boğamaz, denize mi dalayım, oldunuz. Biz de Yeşilcelilerin şenliklerine müzik ve oyunlarımızla renk katıyoruz. Sen karşıya ben beri, uzatalım çemberi, çember kısa gelirse biraz daha gel veri. Yılın 12 ayı karın hiç eksik olmadığı Karagöl Dağı için zorlu bir yolculuk bekliyor bizi. Karagöl Dağı, Giresun, Ordu, Sivas illerinin birleşme noktasına yakın bir konumda yer almakta. Vososlarımız, çeşitli renkte çiçeklerle bezenmiş yayla topraklarında ateş böcekleri gibi yol alıyor. At bin gidiyoruz! At bin gidiyoruz!
3107 metre yüksekliğindeki Karagöl Dağı'nın zirvesine çıkmak kolay değil. Karagöl, grup göllerinden Aygır Gölü'ne 200 metre mesafeye kadar taşıt yolu bulunmaktadır. Zorlu etapları geçemeyenler, gölün eteklerinde mola vermek zorunda kalıyor. Dereleri, tepeleri ve taşlı yolları aşan 3 aracımız zirveye çıkmayı başarıyor. Durmak yok, yola devam. Karagöl'de 7 ayrı göl bulunmaktadır. Bir buzul gölü olan Aygır Gölü'nün yamaçlarında kar kütleleri Temmuz ayı gelmesine rağmen henüz erimemiş. İçimizden kimileri buz gibi suya bırakıyor kendisini. Ama suyun içerisinde fazla süreyle kalmak mümkün olmuyor. Gel bakayım. Havanın güneşli olduğuna fazla güvenmemek gerekiyor Karagöl'ün zirvesinde. Aniden bastıran sis nedeniyle Karagöl gezimizi yarıda kesmek zorunda kalıyoruz. Sisli havalarda yürürken çok dikkat etmek gerekiyor. Duman bir kilitledi mi, göz gözü görmez buralarda. Sanki deyimdeki gibi yollar kilitlenir, önünüzü göremezsiniz. Birbirimizden ayrılmadan inişe geçiyoruz. Aygır Gölü bu, Aygır. Karagöl'den dönerken rotamızı Seyit Tepesi'ne çeviriyoruz. Güneş batmak üzere, tepelere gün batımının kızıllığı düşmüş. Bugünkü rotamız Geçilmez Kanyonu, Ablaktaşı ve Buz Kayaları olacak. Vosvoslarımızı kamp alanında bırakıp yaya gideceğiz. Geçilmez, adı gibi geçilmez. Turna Suyu Irmağı'nın geçilmeyen tek noktası. Ablaktaşı'nın altındaki kayalıklar sadece suyun geçişine izin veriyor. Geçilmez Kanyonu'nun ihtişamlı yapısına ancak birkaç metre yaklaşabiliyoruz. Geçilmez'den yukarı baktığımızda Ablaktaşı üzerimize düşecekmiş gibi duruyor. Ablaktaşı'na çıkmaya karar veriyoruz. Ablaktaşı'na vardığımızda muhteşem bir manzara ile karşılaşıyoruz. Ablaktaşı'na oturup dinleniyoruz. Önümüzde oksijen fışkıran çam ormanları var. Oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Ablaktaşı'ndan baktığımızda vadinin karşı tarafında ormanların içerisindeki buz kayalıkları dikkatimizi çekiyor. Buz kayalıkları için yola koyuluyoruz. Ormanın içinde yürümek bir yana, hareket etmek bile zor. Abi böyle bir olmaz ya. Abi nereden geldin sen ya? Balta girmemiş ormanda ilerlemeye çalışıyoruz. Araba demiş miydik? Biz bana bir dal yaz. Düşe kalka buz kayalıklarının yakınına ulaşabiliyoruz. Ben yemek ver, acıktı çocuk. Dönüş de kolay olmuyor. Her şeye rağmen mutluyuz. Yorgunluk hissetmiyoruz. Ormanın içinde doğayla baş başa kalmanın huzurunu yaşıyoruz. Ülkenin birçok yerinden gelen çok değerli vosvosçu arkadaşlarımızla beraber şu jungle ormanlarının keyfini çıkartıyoruz. Kaybolmadık, kaybolmadık, yıkılmadık, ayaktayız. Ruhumuz yeşile, ciğerlerimiz oksijene doydu.
İki dereden rotamızı bu kez Susuz Tepesi'ne çiziyoruz. Kimi zaman asfalt, kimi zaman toprak zeminde yol alıyoruz. Susuz Tepesi'ne varmadan Sise yakalanıyoruz. Araçlarımızın birçoğu Susuz Tepesi'ni görmeden geri dönmeye karar veriyor. Biz ilerleyen grubun içinde kalıyoruz. Susuz'un zirvesinde manzara muhteşem. Susuz Tepesi sis ve bulutların ortasında kalmış. Önümüzde bulut deryası sanki bir deniz gibi. Tepelerin zirveleri bu bulut denizinin içinden fışkırmış adaları andırıyor. Uzakta bütün ihtişamı ile Karagöl'ün silüeti görünüyor. Tabloyu andıran manzara için herkes fotoğraf makinesine sarılıp bu anı ölümsüzleştirmek istiyor. Susuz Tepesi'nde güneşin batışına tanıklık ederken günün yorgunluğunu da üzerimizden atıyoruz sanki. Ruhen rahatlıyoruz. Günlerdir yollardayız. Yorulduk. Kim aracımız arıza yaptı. Ancak gücümüzden bir şey kaybetmedik. Bostoslarımızda daha çok iş var. Taşbaşı Obası'nda kısa da olsa bir gösteri sunuyoruz. Yayla yolculuğumuz da sona yaklaşıyoruz. Artık geri dönüş vakti. Ordu'yu Yason'dan Çambaşı Yaylası'na kadar gezdik. Dostluklar kurduk, güzel anılar yaşadık. Memlekete vardığımızda dostlara, arkadaşlara Ordu'yla ilgili anlatacak çok güzel şeyler götürüyoruz kalbimizde. Hadi hoşça kalın. Denizi, yaylası, el değmemiş doğasıyla Ordu, aynı zamanda bir fındık diyarıdır. Ordu'dan ayrılırken bol bol fındık ve fındık mamulleri alarak bu güzel oksijen diyarına veda ediyoruz.